Kanal T ekranlarından herkese günaydın. Yeni bir gazete programıyla yine karşınızdayız. Bugünkü stüdyo konuğumuz Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nden dermatoloji uzmanı, uzman doktor Serap Maden. Kendisiyle el ve cilt sağlığını konuşacağız. Bu koronavirüs günlerinde haliyle çok sık el yıkama ve dezenfektanların kullanımında ciddi bir artış var. Bununla birlikte el sağlığı da işte yaşanan ve yaşanabilecek egzema türü benzeri rahatsızlıklarla ilgili kendisinden görüş alacağız. Onun yanında stresle başa çıkarken neler yapmalıyız, cilt sağlığımızı korumak için hangi yollara başvurmalıyız, bu konuları bir değerlendirme imkanı bulacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkürler. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Girişte de bahsettim, koronavirüsle birlikte dünyada el yıkama ve alkollü dezenfektanların kullanımı ciddi oranda bir artış gösterdi. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk önce böyle bir başlayalım. Evet, sonuçta ciddi bir salgınla karşı karşıyayız. Bir pandemi durumu ve geçişte zaten temasla, hava yoluyla geçtiği için hani bu noktada ellerimizi de sık yıkamamız gerekiyor. Özellikle dış ortamlarda, evimizin dışındaki ortamlarda, temas ettiğimiz alanlarda mutlaka bir el dezenfektanı cebimizden çıkarıp elimize sürüyoruz. Ya da imkanımız olduğu durumda dışarıdan hemen eve gelince ellerimizi yıkıyoruz. Telefonumuza değince tekrar ellerimizi yıkıyoruz. Bu dönemde bunu zaten yapmak durumundayız. Yani bu bulaşı önlemek adına ellerimizi sık sık yıkamak durumundayız. Ve gerektiğinde dezenfektanları da kullanmak durumundayız. Dediğiniz gibi tabii bunun da bir takım yan etkileri olabiliyor. Çok suyla temas etmek, sabunla temas etmek, bir taraftan dezenfektanların içeriğindeki alkol nedeniyle cilt bariyeri bozulabiliyor. Buna bağlı kuruluk olabiliyor. Ve cilt bariyeri bozuluk, kuruluk olduğu zaman daha kolay dıştaki alerjendir, iritandır, bir takım maddelerin zararına daha açık hale gelebiliyor. Bu dönemde tabii tüm bu nedenlerden dolayı el egzamalarında artış görüyoruz, rastlıyoruz. Bu açıdan da çeşitli önerilerimiz oluyor. Peki hocam, egzama nedir? Önce isterseniz onunla başlayalım konuya. Egzama genel anlam itibariyle kuruluk, kepeklenme, kızarıklıkla kendini gösteren, deride kendini gösteren bir hastalık grubu. Aslında çok geniş bir başlık egzama. Çünkü derinin olduğu her yerde görebildiğimiz bir hastalık türü, saçlı deriden tutun ayak tabanına kadar görebildiğimiz bir hastalık türü. Daha çok kendini kızarıklık, az önce de dediğim gibi kızarıklık, kepeklenme, bazen sulanma, küçük yaralar oluşumu şeklinde kendini gösterebiliyor. Bununla birlikte tabii bir takım semptomlar verebiliyor. Kaşıntı, yanma, batma, ağrı gibi kişiye rahatsızlık veren, hayat kalitesini de düşüren bir rahatsızlıktır egzama. Peki egzama ile belirtileri birbirine benzeyen başka cilt rahatsızlıkları da var mı yani? Mutlaka. Şimdi el egzamaları açısından konuşursak bu dönemde en sık rastladığımız, tabii az önce bahsettiğimiz durumlardan ötürü el egzamaları dedik. Burada ellerde kızarıklık, kepeklenme ve kaşıntı gibi semptomlar ilk başta oluşabiliyor. Bununla birlikte ellerde bir takım mantar hastalıkları gibi hastalıklar da aslında baş göstermiş olabilir. Ona da dikkat etmek lazım o açıdan. Onun dışında bir takım sedef hastalığı gibi hastalıklar da yine benzer şekilde bazı diğer özel liken hastalığı gibi bunlar da eli avuç içine tutabiliyor tabii ki. Peki egzemanın tedavi yöntemlerini nasıl uygulamalılar? Yani? Evet, nasıl, hatta bu dönemde nasıl önlem alalım? Çok fazla el yıkıyoruz, bunu öneriyoruz. Mutlaka diyoruz ki hani en az 20 saniye olmak üzere sabunlu suyla, sabunla birlikte hani elimizde kuru alan kalmayacak, bileklerimizi içerecek kadar, parmak çevrelerimizi de içerecek şekilde yıkamayı öneriyoruz. Bu mutlaka yapılması gereken bir şey. El egzamasını önlemek için ya da elimizde bir takım kuruluğu, yani herkeste egzama olmak zorunda da değil aslında. Bu biraz cildin yapısıyla ve genetik olarak yatkınlıkla da alakalı bir durum. Ama
Çok sık maruziyet tabii ki bir taraftan da cilt bariyerini bozma ihtimali çok yüksek. Bu nedenle bizim mutlaka önerdiğimiz şey bir nemlendirici kullanmaları. Herkesin bir el için uygun olan nemlendiricilerden kullanmaları, özellikle küçük tüplerde olan el nemlendiricilerinden kullanmaları, daha çok parfümsüz içerikli, boyasız olanları öneriyoruz. Çünkü onlar da alerjen maddeler ve cilde yine bir şekilde alerji yapma riski var. Bu nedenle kokusuz, parfümsüz, renksiz el kremleri uygun. Her el yıkaması sonrası, eli hatta kurularken, bir kağıt havluyla kurularken, tabii ki tam kurulayacağız ama biraz nemli bırakmakta fayda var. Çünkü cilt bariyeri ne kadar nemli kalırsa, onun üstüne de nemlendirici uygularsak zaten biz patojenlerden o derece korunmuş oluruz. Bu da önemli. Ve hatta dezenfektan kullandığımız zaman bile onun üstüne bir el nemlendiricisi kullanmakta fayda var. Peki neden tüplü bunu özellikle böyle belirttim. Hı. Bunu Amerikan Dermatoloji Derneği de aynı şekilde öneriyor. Çünkü daha büyük olanların içinde daha sıvı, daha akışkan nemlendiriciler aslında bir taraftan daha kolay kurutabilme riski var. O yüzden ellerimiz için daha yoğun kıvamda nemlendiriciler kullanmamız lazım. Bunlar da daha ziyade el için özel olan nemlendiriciler. Yani vücut nemlendiricileri vardır, bir de el nemlendiricileri vardır. O açıdan biraz daha yoğun bazlı, orada baz önemli, biraz daha yağlı, koyu kıvamlı nemlendiriciler kuruluğu önlemede daha etkili olacaktır. O açıdan o tarz nemlendirici. Hatta illaki hani tüpte alın demiyoruz biz. Saf vazelinler de kullanılabilir. Yani eczanelerde satılıyor. Bu bildiğimiz kokusuz, saf vazelin, o şeffaf vazelinler de ellerimizi korumak için gayet etkilidir. Peki bu yani geçmişten gelen bir alışkanlığımız vardır. Küçük yerli markalar vardır. Evet. İsim vermeyelim ama evet. Şimdi bunları da tavsiye ediyor musunuz? Yani nemlendirici olarak yani. O noktada şöyle söyleyeyim, bu yani market ürünleri dediğimiz ürünler çoğunlukla parfüm içerikli ürünler oluyor. Hatta bazıları boya içerikli de olabiliyor, renkli bir takım kremler olabiliyor. Onları çok önermiyoruz aslında, biz biraz daha saflaşmış, eczanelerde biraz daha eczanede satılan dermakozmetik grup dediğimiz bizim önerebileceğimiz türde nemlendiriciler kullanmasını öneriyoruz. Peki hocam, egzama tedavisinde hangi yolları izliyorsunuz? Yani bir de bu hastalık tamamıyla geçiyor mu yani? Evet, tabii kronik olabilme ihtimali var. Şimdi biz içinde bulunduğumuz mevcut durumda sık el yıkamaya bağlı ya da dezenfektan kullanımına bağlı görülen egzamaları, hiç hayatında egzama geçirmemiş birisi bir kızarıklık, kurulukla karşılaşıyorsa bu akuttur. Yani kısa sürelidir. 6 haftadan kısa süre bunu yaşamıştır. 3 aydan kısa sürede bunu yaşamıştır. O yüzden bu akut bir durumdur ve çok kolay, belki sadece nemlendiriciyle de geçebilir. Tabii bazı kişilerin de hem çocukluktan getirdiği egzama rahatsızlığı olabilir. Bunun dışında alerjik bir bünyeye sahip olup belli bir yaştan sonra da, 20'sinden 30'undan sonra da geliştirdiği bir takım egzama rahatsızlığı olabilir. Bu elde de gözüküyor olabilir mevcut olarak. Vücudun herhangi bir yerinde de gözüküyor olabilir. Saçlı deride de gözüküyor olabilir. Ayak tabanına kadar gözüküyor olabilir. Şimdi eller açısından konuşursak, el egzamaları da tabii ciddi bir hastalık grubudur normalde. Hatta mesleksel hastalık grubudur. Evet. Dermatolojik olarak hani takip edilmesi gereken ve tedavi edilmesi gereken ve hatta hayat kalitesinde de ciddi düşüklüklere yol açan bir hastalık grubudur. Çünkü kimse ellerini öyle kızarık, kuru bir şekilde hani insanların görmesini istemez. O yara içinde görmek istemez. Bunların tedavisi hastalığın şiddetine göre değişmektedir. Yani bu bize hasta başvurduğunda bir kere bunun değerlendirmesi için işte kızarıklığın, kepeğin, işte oradaki o kalınlığın değerlendiririz biz. Yaygınlığını değerlendiririz. Buna yönelik olarak bir takım sürme tedaviler dediğimiz topikal kortizonlu kremler önerilebiliyor. Bunun dışında bir takım yeni grup ilaçlar, kalsinörün inhibitörleri olarak adlandırılan tacrolimus, pimecrolimus gibi kremler önerilebilir. Yine bu hastalığın dediğim gibi şiddetine ve kronikliğine göre tedavi seçimi değişebilir. Bazı durumlarda
Çok yoğunsa, çok ağır hastalık durumlarında tabii ağızdan bir takım kortizon tedavileri gibi tedaviler tercih edilebilir. Bu kişiler de mutlaka hayatlarında sürekli yapması gereken şey yine nemlendirici kullanması gerekir düzenli olarak ve ellerini mümkün olduğunca iritan maddelerden nedir bunlar? İşte sık su teması, çamaşır suyu, deterjan temasını azaltmak yönündedir. Evet. Peki hocam bulaşıcı mıdır bu rahatsızlık? Güzel bir noktaya değindiniz yani. İşte insanlar kimsenin hani elini öyle görmesini istemez dediniz. Evet. Herhalde bu şişkinlik falan da yapıyor, kızarıklık evet, da yapıyor. Evet, yapabilir yani. Tabii, hastalığın şiddetine göre. Görüntü itibariyle de karşı tarafta da yani bir rahatsızlık oluşturabilir diye düşünüyor kişi. Evet, olabilir tabii ki. Yani burada hem kişi kendisinden rahatsız o oluyor. O açıdan da evet, kişisel anlamda. Evet, sonra. Daha çok. Doğru söylüyorsunuz. Bulaşıcı bir hastalık değil tabii ki. Burada tamamen kişinin kendisinde olan ve duyarlanmalara bağlı olan verdiği bir tür aslında alerjik reaksiyon. Buradaki sebepte daha çok kronik olanlar için konuşuyorum. Hani bu da karşı tarafa bir patojenle geçen bir durum değil. Yani öyle bir durum yok ama tabii ki kimse istemez öyle bir şekilde kendini sunmayı, prezente etmeyi haklı olarak. Neticede bunun da bulaşıcı olmadığını kesinlikle en azından söylemiş değil. Olalım. Çünkü hemen hemen etrafımızda, çevremizde bu tür rahatsızlıklar olan insanlar tabii ki oluyor. Evet. Haliyle de bu insanların da bulaşıcı bir rahatsızlık taşımadığını buradan bunu vurgulamış olalım sizin aracılığınızla. Peki hocam artık mevsim değişmeye başladı. Şu an ilkbahardayız. Önümüzdeki günlerde, dönemde de yaza gireceğiz. Artık alerji dönemi de geliyor. Evet, bahar biraz da bahar alerjilerinden bahseder misiniz? Yani bu dönemde hangileri görülüyor, neler yapmak lazım, koronavirüs sürecindeyiz, ilaçları kullanmaya devam etmek mi gerekiyor yoksa ara vermek mi gerekiyor? Tabii bunları hep uzmanlar söyleyecek ama siz bir uzman olarak görüşünüzü alalım. Yani bahar dönemi geliyor. Daha çok artık hani bu ağaçların çiçeklerin açması biraz daha fazla polen enerjisi ön plana çıkıyor. Bu açıdan daha çok aslında hani konjüktivit, gözde akıntılar ya da işte rinit gibi burunda akıntılar, hapşırma gibi bulgular ortaya çıkabiliyor. Bunun dışında tabii deri bulguları da ortaya çıkabiliyor. Özellikle ürtiker kurdeşen dediğimiz o vücutta kızarık, kabarık, kaybolan bir takım kabarıklıklar olabiliyor. Aniden ortaya çıkabiliyor. Birden insanı ürküten derecede kızarıklıklar gelişebiliyor. Ya da aralıklı olarak çıkabiliyor bu. Tabii bu dönemde bunlardan korunmak için kronik bir rahatsızlıksa yine bir takım antihistaminik tedavileri almakta fayda var. Bir de bu bahar geçiş dönemlerinde, özellikle mevsim geçiş dönemlerinde, şimdi bahardan yaza geçiriyoruz. Pitreas rosea dediğimiz gül hastalığı da çok sık görülebiliyor, karşımıza da çıkabiliyor. Bu da daha çok vücutta bir alanda büyük bir şekilde kızarık, kabarık, kepekli bir lezyon şeklinde başlayıp tüm vücuda küçük küçük dağılan kızarıklıklar şeklinde görülebiliyor ve bu haklı olarak kişilerde birden bir tedirginlik uyandırıyor. Neden bu şekilde bir vücudumda lezyonlar gelişti? Hatta mantar mı oldum diye bize başvuruyorlar. O tarz lezyonlar birden başlayan, eğer bir daha çok sokak hayvanı teması yoksa ya da mantar olan kişiyle bir temas yoksa, bu tarz lezyonlar daha çok alerjik bir reaksiyon olarak olduğu etiyolojide düşünülüyor. Bu da bu açıdan zaten hastalar mutlaka yine bize başvuruyorlar. Başvurmaları da gerekir. Çünkü onun da bir takım ayırıcı tanıları vardır. Ekzemayla da karışabilir, mantarla da karışabilir, sedefle de karışabilir. Evet. Bu dönemde daha sıklıkla onunla da karşılaşabiliyoruz. Peki gül hastalığıyla sedef hastalığının farkı nedir hocam? Şimdi siz söyleyince not alma gereksinimi duydum ben de. Sedef hastalığı daha kronik bir hastalık. Yani belli bir yaşta başladıktan sonra ya da çocukluk döneminde de başlayabilir. Hayat boyu kişiyle birlikte giden bir hastalık maalesef. Kronik bir rahatsızlık. Genetik altyapısı da olan bir hastalık. Genetikle birlikte dışarıdan bir takım uyaran faktörlerin olması, işte bir ilaç kullanımı ya da bir travmaya maruz kalma ya da bir stres bile vücutta psoriyatik lezyonların, yani sedef lezyonlarının gelişmesine neden olabiliyor. Dediğim gibi bu daha kronik seyirli bir hastalık ama gül hastalığı daha mevsimsel, herkeste görülme ihtimali olabilen, daha çok alerjik olduğu düşünülen altyapıda ve ne zaman çıkacağı da belli olmayan, çocukluk döneminde de olabilir, genç erişkinlik, yaşlılık, herhangi bir zamanda çıkabilen, daha çok genç erişkinlerde görüyoruz ama sıklıkla, bir hastalık türü ve daha
kendi kendini sınırlayıp bütün ömür boyu kalması gereken bir hastalık değildir. Ama sedef hastalığı daha kontrol altında tutulmalı, mutlaka bir dermatolojiye başvurmalı ve takip edilmeli gereken hastalık grubundadır. Peki hocam, ikisinin benzer belirtileri var mı yani? Karıştırılabilir mi kişi tarafından? Şimdi siz pullanma çok, deyince... Tabii. Bunlar hep zaten birbirine benzeyen hastalıklar. Şimdi egzamalar dedik, sedef hastalığı, işte gül hastalığı, bir takım diğer yine kepeklenmeyle ve kızarıklıkla giden hastalık grubu vardır bizde. Tabii ki karışabilir. Yani biz her hastayı gördüğümüzde klinik olarak bir fikrimiz olur. Hani bir sedef hastasının klasik olarak bize geldiğinde, hani dizlerde, dirseklerde, saçlı deride, işte kalça bölgesinde bir takım işte kısırık kepeklenmeleri olduğunu görebiliriz. Ve o zaman klinik olarak yani biz gözle bakarak da diyebiliriz. Ama her olgu bir kalıba sığmayabilir. Farklı bir alanda olabilir. Vücutta yaygın bir şekilde de görülebilir. Tabii ki bunu ayırt etmek için bu noktada biz ileri tanı koyma yöntemlerini kullanırız. Bu noktada eğer arada kalınırsa. Çünkü hepsini cidden gözle her zaman tanı koymak mümkün olmayabilir o zaman. Şöyle diyebilir miyiz o zaman? İki gruba ayırabiliriz. Yani bir tedavi edilebilir. Belli bir süre içerisinde geçen rahatsızlıklar. Hı hı. İşte bunun içerisinde gül hastalığını koyabiliriz. Egzemayı koyabilir miyiz? Egzemayı da kronik gruba da koyabiliriz. Ama akut ise yani 3 aydan kısa sürüyorsa daha kolay tedavi edilebilir. Bir hayatta bir iki kez daha karşılaşıp bir daha karşılaşmayabilir. Değişkendir. Ama işte sedef hastalığı gibi bir rahatsızlığı da akut olarak kronik. Daha kronik rahatsızlıklar grubunda kabul edilir. Peki hocam, bunların tedavisi var mı? Bu tür rahatsızlıkların. Çünkü çok fazla bilim dünyasının biliyoruz ki bu konularla araştırma yaptığını, inceleme fırsatımız da doluyor. Evet. Ama şu ana kadar pek de bir sonuç alınamadı gibi görüyoruz. Aslında hani yeni çıkan tedaviler biraz daha umut vaat edici. Bunlar da daha çok ileri tedaviler olarak böyle belli aylarda kullanılan aşı şeklinde bir takım monoklonal antikor denen tedavi yöntemleri var ve cidden bu noktada büyük gelişmeler, güzel gelişmeler mevcut. O tedavilerle daha güzel kontrol altına alınıyor ama yine hastalık yok, hasta var diyoruz. Yani maalesef bir hastalığı şöyle söyleyeyim, bu tarz rahatsızlıklar yani kronik egzama ya da sedef hastalığı, bunlar kronik adı üzerine yani uzun süreli devam eden ve kişinin kendisinde genetik olarak da barındırdığı hastalıklar olduğu için henüz şu anda hani bir kür şansı yok. Yani bu hastalar hep bir şekilde dermatoloji tarafından kontrol altında olmalı. Atak her zaman olabilme riski olan hastalıklar bunlar. Yani bir tedavi uygulandıktan sonra tedaviler değişkendir, basamak basamaktır. Yine hastalığın şiddetine göre değişir. İşte kremlerle başlayabilir, hapları vardır ya da en son aşı gibi tedavileri, o bahsettiğim monoklonal antikorlar gibi tedaviler vardır. Sedef için bahsediyorum. Bunun vardır. Bu kişiler çok güzel tedaviye yanıt verebilir, temizlenebilir vücuttan. Ama 3 yıl sonra, 5 yıl sonra tekrar bir atak olma riski vardır. Yani bunun süreci olarak da ben öngörerek demiyorum. Yani ortalama olarak yani herhangi bir uyarana maruz kaldığında, bu ilaç gibi bir uyaran olabilir, herhangi bir dışarıdan bir etkiye karşı bir reaksiyon olabilir. O yüzden biraz kronik rahatsızlıkları olduğu için kesin diyorum, kür şansı henüz yok. Cilt sağlığının bağışıklık sistemiyle birebir alakası var değil mi hocam? Mutlaka, çünkü zaten deride oluşan bütün reaksiyonlar bağışıklık sisteminin fazla cevap vermesi üzerine gelişen durumlar oluyor çoğunlukla. Biraz orada o düzensizlikler hem dış uyaranlardan, yani bu alerji için konuşursak mesela metal alerjisi ya da kişi işte sürekli çamaşır suyuyla temas ediyor. Artık bu tip durumlarda bağışıklık hücreleri aşırı duyarlanarak bazen burada fazladan bir reaksiyon veriyor. Bu zamanla kişilerde de gelişebiliyor. Yani genetik bir öğrenme olabiliyor ya da genetik olarak çocukluktan da getirebiliyor. Bağışıklığın aşırı yanıt vermesine bağlı olarak, özellikle alerji için konuşuyorum. Tabii ki bağışıklık hücreleriyle alakası var bu noktada. Peki hocam, artık tekrar mevsime dönecek olursak, güneşle birlikte fazla güneş ışığına, ultraviyole ışınlara da maruz kalacağımız bir döneme geliyoruz. Zaten
ülke olarak da sıcak bir coğrafyadayız. Evet, kesinlikle. Ada ülkesiyiz ve güneşi de fazlasıyla maruz kalıyoruz. Siz mesela neyi tavsiye edersiniz güneşe çıkacaklara? Evet. Özellikle belli bir yaş grubu var mı? Riskli olan hasta grupları var mı güneş ışınlarına karşı? Bunları bir kategorize edersek sevinirim. Evet. Aslında şöyle düşünmek lazım. Güneş bizim cildimizde bir taraftan çok yararlı bir etmen. Bize vitamin D'yi sağlayan bir enerji kaynağı güneş. D vitamini de biliyorsunuz birçok hastalıkta yine bağışıklık sistemiyle de bağlantılı olarak çok pozitif yönde çok etkileri var. Aslında bir taraftan güneş almamız kesinlikle gerekiyor. Yani belli kısa süreli de olsa güneş koruyucusu olmadan böyle bir belki 15-20 dakika avuç içlerimizle bir öğlen güneşinde çok kısa süre yani çok uzun süre kalınacak şekilde diye güneşlenme önermiyorum. Burada o güneşi almak gerekiyor ama uzun vadede güneşin negatif etkileri var. Nedir bunlar? İşte ciltte yaşlanmaya neden olur, renk şekil bozukluklarına neden olur ve en önemlisi deri kanserlerine sebep olabilir uzun vadede. Bu noktada kesinlikle tabii ki güneşten korunmak gerekiyor. Bunun için özellikle bizim önerdiğimiz cilt grubuna da uygun olan yani herkesin cildi değişken hassas ciltli var, yağlı ciltli var gibi koyu ten var, açık ten var. Buna uygun olan bir güneş koruyucu mutlaka herkesin olmalı. Hatta öyle ki sadece yaz döneminde de kullanmasını önermiyoruz. Aslında kış döneminde de bir kez de olsa günde kullanmalı. Ama yaz dönemine geçiyoruz artık sizin de dediğiniz gibi. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ve bir güneş koruyucuyu mutlaka evden çıkmadan yarım saat önce bir uygulamak lazım. Güneş gören alanlarımıza bu el sırtı olur, kollarımız olur, yüzümüz, boynumuz zaten uygulamamız gerekir. Dışarı çıktık. Atıyorum işte kalıyoruz, alışverişteyiz. 3 saat geçti, 4 saat geçti. Tekrar yenilememiz gerekir onu. Özellikle zaten yaz zamanı çok kolay terliyoruz. Atıyoruz onu vücuttan, etkisi de geçiyor. Ondan sonra bu bize yaz sonrası ciltte lekelenmeler, kırışıklıklar gibi hani kısa vadede bu şekilde olumsuz etkileriyle dönüyor. Tabii uzun vadede zaten kendisinde bir deri kanseri, özellikle melanom öyküsü olan kişiler ya da ailesinde melanom öyküsü olan kişilerin zaten güneşten olabildiğince fazlasıyla korunmasını istiyoruz. Peki yaş grupları fark ediyor mu hocam? Mesela çocuklarda farklı, işte genç erişkinlerde farklı, orta yaşlarda farklı, yaş insanlarda farklı. Şöyle diyebiliriz, tabii ki çocukluktan itibaren zaten korumakta önem var. Bu deri kanserlerin gelişme riski olarak da çocuklukta bir güneş yanığı öyküsü olan kişilerde sıklığı daha fazla görülmüş. Yani çocukluk döneminde güneşe maruz kalmış, bir yaz tatilinde yanmış, cilt yanığı geçirmiş. Bu tip öyküsü olan kişilerde deri kanseri riski daha fazla. Bu nedenle çocuklarımızı korurken daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çocuk grubuna özel ayrı güneş koruyucular vardı. Hatta mineral faktörlü onlar daha koruyucu, güneşi hiç geçirmeyen güneş koruyucuları, güzel güneş koruyucuları var. Mutlaka tabii ki çocuklarda buna dikkat etmeliyiz. Diğer gruplar açısından cilt tipine göre kişinin öneride bulunuyoruz. Daha ileri yaşlarda kişilerin herhangi bir deri kanseri olduysa ya da deri kanseri olmasına gerek yok illaki hani daha deri kanseri öncülü olan, kötü huylu olmayan bir takım lezyonlar olabiliyor, aktinik keratoz gibi. O tip hastalarda daha yoğun korumalı güneş koruyucuları öneriyoruz, daha yoğun koruma faktörlü. Evet hocam, deniz sezonu açılıyor haliyle, gerçi şu an koronavirüs var ama. Evet, şimdi bakalım nasıl olacak. Ama önümüzdeki dönemde muhtemelen denize girmeler de gene sosyal mesafe çerçevesinde mutlaka belki gerçekleşebilir. Evet, evet. Tabii güneş yanıkları da bu dönemde çok fazla sıklıkla karşılaşılan bir sorun olarak muhtemelen size de geliyordur diye düşünüyorum. Geliyor, evet. Güneş yanıklarından korunmak için ne yapmak lazım? Kaç saat güneşte durmak lazım? Evet. Mesela orada hijyen şartlarına nasıl dikkat etmek lazım? Yani sadece güneş yanığı değil, başka hastalıklara da kapma ihtimali de olabilir. Yani neticede bu neme dayalı. Bunlardan nasıl korunmak gerekir? Tabii o daha çok neme dayalı hastalık geçme riski havuzlarda mevcut. Tabii gittiğiniz havuzun düzenli temizleniyor mu, klorlanıyor mu, bunlara dikkat ediliyor mu, bunu öğrenmek ve güvenilir bir yere gitmekte fayda var. Ve havuzdan çıkıldığı anda mümkün olduğunca o üstteki
nemli mayo çıkarılmalı, değiştirilmeli bu noktada. Bu kesinlikle yapılmalı. Hani kendi kişisel havlularımızı götürmemizde fayda var. Çünkü belki emin olamayacağımız derecede bir kişide mantar vardı, vücudunda olabilir, ayağında olabilir, herhangi bir bölgede olabilir. Nemli olarak alandan geçme riski var. Çocuklarda daha sıklıkla görülür, yani erişkinlerde de görülebilir. Mollusk'un denen küçük sihirler olabilir. Vücuda temasla geçer o da. Eğer bir kişide varsa havuza giren ve eğer açıldıysa o lezyon, onun içeriğindeki yine biritik bir rahatsızlıktır. Virüsler diğer kişilere bulaştırabilir. Dediğim gibi sıklıkla havuzda giren çocuklarda daha çok görülür vücutta yaygın olarak. Ama herhangi bir kişide de yine görülebilir. Bu tarz durumlardan korunmak için tabii havuza girip çıktıktan sonra mayoyu değiştirdiğiniz gibi hemen tabii ki bir duş almakta fayda var. Eve gitmeden önce o sudan arınmak lazım mutlaka. O havuz suyundan arınmak lazım. Deniz bir miktar daha bu noktada daha güvenli. Yani denizin belli bir tuz oranı var. Sürekli kendini yenileyen bir alan olduğu için hani o noktada yine kendi havlularımızla belki bir şezlongda kullanmakta fayda var o açıdan. Yine denize girip çıktıktan sonra duş almak mutlaka gerekli tabii ki ve yine mayoyu değiştirmekte fayda var. Bu şekilde korunulabilir. Peki hocam biraz da bronzlaşmadan konuşalım isterseniz. Hı. Bu bronzlaşma ile ilgili solaryumlar çok fazla dünyada rağbet görüyor. Gerçi bu noktada biz biraz daha şanslıyız. Güneşi bol olan bir ülkeyiz ama evet. Bizleri izleyen izleyicilerimize solaryumla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani tavsiye ediyor mu uzmanlar bunu ya da ne kadar sıklıkla girilmeli bu bronzlaşmadan? Yani dermatoloji uzmanları olarak solaryum önermiyoruz, bu net. Yani güneşe bile çıkarken belli saat aralıklarını vermemiz gerekiyor. Az önce bunu sorduğunuz onunla konuşalım. Hani mümkün olduğunca saat 10 ile saat 4 arasında o güneşin en tepede olduğu zamanlar güneşlenmeyelim diyoruz. Solaryum açısından da bir deri kanseri riskini fazlasıyla barındıran bir cihaz. Tabii burada esmerleşmek biraz bu modayla alakalı bir durum. Yani bir dönem hatta biraz daha fazlaydı. Şu aralar o kadar da aslında çok popüler değil baktığımızda. Ama dermatologlar olarak önermiyoruz solaryum cihazlarını. Peki hocam Kıbrıs'ta baktığımız zaman en çok hangi hasta profili şu an size geliyor? Sizin yaptığınız araştırmalar, incelemeler yönünde yani yoğunlukla tabii yaş gruplarıyla da alakalı. Genç erişkin grubunda daha çok akne sivilce hastaları sıklıkla geliyor. Bu grupta da yine yağlı egzemalar, seborreik egzema dediğimiz egzema grubu hastalıklar geliyor. Çocuk hastalarda daha çok alerjik egzama tarzında ya da iritan egzamalar gibi işte bebek bezine bağlı gelişen egzamalar tarzında sıklıkla bu tarz görüyoruz. Yaşlı hasta grubunda yine bu fazlasıyla güneş alan bir ülkede olduğumuz için ona bağlı gelişen, az önce de bahsettim, hani kötü huylu olmayan ama prekanseröz, kansere dönüşme riski taşıyan aktinik keratoz dediğimiz o yüzdeki sert kızarık, kabarıklıklar, yüzde ya da saçlı deride, kişilerin saçı yoksa özellikle, saçlı deride, el sırtında, güneş gören alanlarda kronik güneşe maruziyet sonucu gelişen bir takım aktinik keratoz lezyonları sıklıkla bu şekilde görüyoruz. Peki hocam artık yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Son 4-5 dakikamız. Siz baktığınız zaman gelen hastaları incelediğinizde örnekleri de verdiniz. Şu şu rahatsızlıklar var. Peki bunların altında yatan sizce temel ne? Yani beslenme mi yoksa güneşe karşı işte korunmasız çıkmamız mı? Evet. Nedir yani sizce bunlar? Yani şöyle söyleyebiliriz, aslında tek bir neden sayamayız burada. Bir kere kişinin doğuştan getirdiği bir genetiği var. Bu genetik altyapıda eğer bir yatkınlık mevcut ise bununla birlikte tabii ki dış faktörler nedir? İşte dışarıdan yenen yiyecekler alerji yapabilir, egzama çıkabilir kişide ya da hasta tansiyon hastası oldu, bir ilaç başlandı, sedef hastalığı görülmeye başlayabilir bir yaştan sonra. Çünkü genetik olarak getiriyordur onu. Üstüne bir dış faktörle birlikte bu da ortaya çıkabilir.
Ama tabii ki cilt bizi dışarıya karşı sunan bir organ ve kesinlikle tabii ki bu stres dediğimiz duygusal streslerden de mutlaka etkileniyor. Çünkü duygusal stres de bir takım hormonal mekanizmaları aktive ettiği için o açıdan daha da özellikle cilt hastalığı bulunan kişilerde alevlenmesi artabiliyor. Yani burada şöyle düşünmek lazım. Birden aslında bu stresle, uyku düzensizliğiyle ya da beslenme bozukluğuyla bu herkeste olmak zorunda değil. Eğer şöyle düşünelim, durduk yere bir yangın çıkmaz. Yani bir rüzgar essin, orada bir orman yanmaz. Ama orada bir ateş zaten varsa, küçük bir ateş. O rüzgar estiğinde onu duygusal stres olarak düşünebilirsiniz, uyku bozukluğu olarak düşünebilirsiniz, beslenme düzensizliği olarak düşünebilirsiniz. Bu rüzgar estiğinde o alevi alır, bütün ormanı yakar, bir yangın çıkar. Yani cilt hastalıkları böyledir. Altta biraz hep bir genetik yatkınlık vardır. Bu orada mevcuttur. Dış faktörlerle bu ortaya çıkabilir. Tabii ki biz cilt sağlığımızı korumak için ne yapmalıyız? Mutlaka cilt hastalığı olan kişiler dahil, olmayan kişiler de düzenli uyku uyumamız gerekiyor. 8 saat uyku günde en az almamız şart. Bol su içmemiz, cildimizi dışarıdan nemlendirmek gibi içeriden de vücudumuzu nemlendirmemiz şart. Tabii ki düzenli beslenme, yani fast food'dan uzak, daha doğal besinler, yeşil sebzeler gibi, fındık, badem gibi böyle çinkodan zengin besinlerle beslenilebilir. Bu da cilde iyi gelen besinlerdir. Bunlara da yapılabilir. Peki hocam, artık son dakikalarımıza giriyoruz. Biraz da isterseniz burada annelere yönelik tavsiyelerinizi alalım. Özellikle işte bebekleri olan, onların cilt bakımı ile ilgili söylemek istediğiniz onlara da mesajlar olacak mı? Tabii ki. Şimdi bebeklerin cildi tabii çok daha özel, çok daha taze, yeni, çok hassas. O yüzden tabii ki hep böyle bebek ürünleri kullanıyor aslında. Anneler gidiyor, güzel güzel ürünler alıyor. Bizim önerimiz daha çok bu noktada dermokozmetik ürünler yine kullanmaları. Bunu da eczanelerden edinebilirler ya da bize danışabilirler, sorabilirler. Yine için duşta kullanacakları şampuanları bebeklere özel olmalı. Mutlaka her duştan sonra kullanacakları bir nemlendiricileri olsun. Yani cildin illa bir bebeğin egzaması olması gerekmiyor ama cildi çok hassas. Yıkandıktan sonra o cildin nemini kaybetmesin diye güzel bir nemlendirici uygulayabilirler. Güneşten korusunlar, fiziksel olarak korumaları çok önemli. Yaz dönemine giriyoruz. Tabii ki fizikselden kasıt mümkün olduğunca şapkaları geçirecekler ya da bir gölgelikle çocukları dolaştırmak, bebekleri dolaştırmak gerekiyor. Ve yine çocuklara özel, bebeklere özel güneş koruyucular var. O tarz yine eczanelerden almalarını öneriyorum. Yine market dışında daha çok eczanelerden almalarında fayda var. Evet, artık programımızın da sonuna geldik. İsterseniz sizden de son mesajlarınızı alalım. Evet, hep dedik koronavirüs nedeniyle el egzamaları oluyor dedik. Olabilir. Bu maalesef çok sık yıkamaya bağlı kızarıklığımız, pul pul dökülmelerimiz, bizi rahatsız eden bir kaşıntı, kuruluk olabilir ama ellerimizi yıkamaya bu dönemde devam edeceğiz. Benim önerim bu. Yine en az 20 saniye olmak üzere. Sabunla, katı sabunu daha çok öneriyoruz bu noktada, sıvı sabundan ziyade. Her elimizi yıkadıktan sonra mutlaka bir nemlendiricimiz olsun. Saf vazelin bile olsa yeterli. Ellerimizi nemlendirelim ki bu dönemde ellerimizi hem virüslerden koruyalım hem de egzamadan koruyalım. Evet, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Uzman Doktor Serap Maden, Yakında Üniversitesi Hastanesi dermatoloji uzmanı bizlerleydi. Kendisiyle cilt sağlığını konuştuk. Birazdan kısa haberleri vereceğiz. Hemen akabinde Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer bizlerle olacak. İnşaatta inşaat sorunlarını, hükümetin inşaatla ilgili, inşaat sektörüyle ilgili atacağı son adımları değerlendireceğiz.